kuru üzümümü de yarım saat sıcak suda bekletiyorum arkadaşlar, yumuşaması için. Bu yapmış olduğumuz sostan 1 su bardağı kadar kenara ayırıyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı kadar kenara sosumuzdan ayırdıktan sonra sosumuzun içine 4 adet yumurtamızı ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yağlamış olduğum her tarafını, yağlamış olduğum kare borcamıma yaptığım kekimi döküyorum arkadaşlar. Ben bu elmalı pastayı iş yerindeki arkadaşlarım için yapıyorum şu anda. Geçen haftalarda böyle ayrı ziyareti babında toplanmıştık. O zaman yapmıştım. Ve tadını çok beğendim arkadaşlar. İş yerinde bunu anlattığımda yapmamı istediler. Ben de hem yapayım hem çekeyim. Dışarıdaki sesleri de duyuyorsunuz. Yaz geldi. İnsanlar, çocuklar hepsi dışarıda. Elmaları nasıl dilimlediğimi göstermek amacıyla bir tanesini soydum. Çivitlerini aldım. Arkadaşlar, elmalarımızı bu şekilde pastamız için dilimliyoruz. Şekil bu arkadaşlar.
yaptığınızda tadına inanamayacaksınız. Ben çok şaşırdım. Elmalı pastaları çok severim. Bu ayrıyetten daha da güzel oldu. Çok beğendim açıkçası. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, elmaların boyutları yok. Yani mümkün oldukça şu boyutlarda yapmaya çalıştım. Arada büyükleri de oluyor. Elmalarımız bu şekilde dilimleniyor. Arkadaşlar, elmalarımı dilimledim. Suya koydum. Bu limonlu su da olabilir, normal su da olabilir. Elmalarınızın kararmaması için arkadaşlar. Çünkü elma doğruyorsunuz o arada. Arkadaşlar, yaptığım elma dilimlerini kare borcamıma bu şekilde yerleştiriyorum. Böyle yerleştirip elmalarımı bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Kuru üzümlerimizi biliyorsunuz sıcak suda bekletmiştik. Onları süzüyoruz ve üstüne gelişi güzel serpiyoruz arkadaşlar. Bunun bir düzeni yok. Kuru üzümü bol seviyorsanız bol da koyabilirsiniz. Ben bir yarım çay bardağından, yani pardon, 1,5 çay bardağı kadar üzüm kullandım. Değişik tatlar istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İnanılmaz güzel. Sürekli söylüyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Hatta ben bu tariften bahsederken arkadaşım bana acaba üzerine tarçın da serpsek nasıl olur dedi. Valla cesaret edemedim açıkçası ama sonuçta elma ile tarçın güzel gidiyor. Üstündeki sosundan dolayı ben biraz tereddütte kaldım. Başka bir zaman denediğimde şunu size de göstereceğim arkadaşlar. Üzümlerimizi de bu şekilde dizdikten sonra, hatta serptikten sonra 175 derecelik fırında elmalar kızarıncaya kadar, arkadaşlar pastamızı pişiriyoruz. Arkadaşlar, elmalı pastam pişti. Şimdi bu üzerine kremasını dökeceğim. Önce şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Zaten biliyorsunuz kıvamında. Bir fırça yardımıyla
dökelim. Evet, böyle şekilde sosumuzu bildirelim arkadaşlar. Arkadaşlar elmalı pasta şöyle birkaç saat dinlendikten sonra daha da güzel oluyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Ben elmalı pastamı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Umarım siz de denersiniz bu muhteşem lezzeti. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.